sanatlar konuşuyor şu an değerli var ama o ilk sanat çok daha geri zaman, çok daha önceki bir zaman. Hani o ilk zaman mı? Hani Ali yazan, ikinci yazanların hani bizim normalde bahsettiğimiz zaman. Şimdi bir defa bizim namazı kıldığımız, yani namazı kıldığımız vakit dediğimiz şey de hadiste böyle, o da böyle tahdiden bir vakit değil. O yüzden fıkıhta bunun isfara kayanlarını da tercih edenler var. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh isfarı tercih etmiş. İsfar demek ile yani gündüze yakın olan taraf, iyice artık aydınlığa yakın olan taraf. Biz öyle kılıyoruz. Camiden çıktığımızda artık gün aydınlanmıştır. Diğeri ise taglis. Bu da karanlığa yakın olan tarafta kılmak. Dolayısıyla sabahın vakti de namazın vakti de bir bant halinde, bir geniş aralıkta böyle. Noktadan değil böyle. O sebeple onun yeri hani böyle çok noktasal değil ki şimdi ona göre kalkıp orucun yerini konuşalım. Onun yeri bile oynak, yani oynak dememe bakmayın, onun yeri bile geniş bir aralıkta. Mesela taglis ile kıldığı zamanlar, ki Resulullah'ın hadislere bakarsanız çoğunlukla taglis ile kıldığını, isfar ile az sayıda kıldığını okuyoruz. Hadislerde durum böyle. Taglis ile kılındığı vakit Resulullah mescitten çıktığında Hazreti Ayşe diyor ki karşıdan gelenin erkek mi kadın mı olduğu ayırt edilmezdi. Millet camiden dağılmış. Sokağın başından gelen kişi erkek mi kadın mı ayırt edemiyorsunuz. Olsa bile geçerli. Dolayısıyla o namazın kıl. Ama bunun faziletini fıkıhçılar kendi aralarında tartışıyorlar. Hadis ehline bakarsanız onlar uygulamada Resulullah'ın ağırlıklı yaptığı şeyi esas almışlar. Dolayısıyla Şafii ekolünde falan taglis esastır ve daha önce bir vakitte. Bizde ise olan şimdi bize yani namazda isfarı tercih ettiğimiz için yıl boyunca Ramazan'da da sahurda ihtiyatı ele aldığımız için bu sefer çakışma meydana geliyor. Aradaki vakit makasın en geniş haliyle açılıyor. Sahurda en erken vakitte bırakacağız. Sabah namazı da en son vakitinde kılacağız. O zaman otur bekle işin yoksa. Bekle, bekle, bekle. Vakit geçmez. Şu anda öyle hocam. Son yıllarda bundan vazgeçildi yani. Biraz onu öne çekelim. Şeyi de sahuru da bir miktar geri kaydırdılar. Bildiğim kadarıyla bir derece yani kaydırıldı o da. İhtiyat 19 ile 18 dereceydi, 19'a mı geçildi? Diyanet orada bir dereceden ödün verdi bu tartışmalar dolayısıyla. Dolayısıyla oradan bir miktar kayıldı. Çok az bir vakte tekabül ediyor o gerçi. Ama şeyden namazı öne rahatlıkla çektiler. Şimdi millete şu garip geliyor. Ya sabah namazını biz şimdi niye böyle gece vakti kılıyoruz? Yani işten konuyu hiç bilmeyen vatandaş böyle bir tutarsızlık yakalamaya başladı sahada. Bu da belli ki sürdürülebilir gözükmüyor. Yani yıl boyunca böyle namazı kıldıracaksınız. Ramazan'a gelince değiştiriyoruz namazları diyeceksiniz. O da dikkati çekiyor. Dolayısıyla bunun çözümü halkın konunun referanslarına dair bilgilere sahip olması. Esas itibariyle görece bir vakit tanziminin olduğu, sabah namazının belli bir aralıkta kılındığı, kılınabildiği, teglis ve isfar yanlarıyla, orucun başladığı zamanın da böyle çok belirgin olmadığı, onun da belli bir denilebilir ki bir aralığa kaldığını, hal böylece böyle olunca da bu göreceli yaklaşımlar maks ve minimum açılardan tutulursa belli bir makas açıyor. Birileri minimumu savunur, birileri maksimumu savunursa ifrat ve tefritte her zaman ayrılıklar doğar. Buna gerek yok. Biz buradaki kolaylığı, rahatlığı avantaja dönüştürüp Cenab-ı Hakk'ın bize yaşatmak istediği suhulete, kolaylığa dikkat kesilelim diyorum. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ Allah sizin için kolay olanı murad ediyor, zor olanı murad etmiyor. Tabi orada geçiyor. O zaman belirli bir durum hocam, bu bahsettiğiniz erken oturma, geç oturma olayı olabilir mi? Yani tam doğrusu. Yani bir de
Peygamber Efendimiz'in normaldeki davranışıyla erken kıldığı, karanlığa yakın dönemde kıldığı şey... Yıl boyunca da takip edebilir onu zaten. Yani tabii yıl boyunca da karanlığa yakın bir vakitte kılabilir. Resulullah taglis ile kılmış. İşte buna kadar tahminimce bir 40-50 dakika bir zaman, belki biraz daha fazla kılabilir. Yani elimizdeki rivayetlerde Resulullah'ın neredeyse isfar ile sadece iki kez kıldığı söyleniyor. Hadisçiler belki biraz da Hanefi ekole zıtlaşmak pahasına böyle güçlü vurguluyorlar bunu yani. Topu topu İbn-i İbban'da okuyun mesela, isfar ile sadece iki kez kıldı diyor. Yani bizim bir ömür boyu kıldığımız sabah namazı vaktini Resulullah sadece iki kez ömründe kılmış gibi gözüküyor. Diğerinin hepsini taglis yapmış.